Ben Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve gördüğünüz gibi yine yeni bir otobüs satın aldım. Mercedes Turismo 19 garajda arkadaşlar. Vakit kaybı olmasın diye otobüsü satın aldım. Skinlerini de indirdim arkadaşlar. Bugünkü firmamız Kamil Koç olacak. Kamil Koç'u seçtim. Bu seferlik bu firmayla yola çıkacağız. Geriye kalan özelleştirmelerini birlikte yapmak istedim. Şöyle bir otobüse bakacak olursak görüntü gayet hoş. Yolcu kapasitesi 54. Konfor seviyesi de tabii ki 3. Hemen özelleştirmelerine geçelim. Gerekli özelleştirmeleri yapıp yola çıkacağız. LED ekranları tabii ki alıyoruz. Bunlar gayet güzel bir görüntü katıyor. Multimedya, kablosuz internet. Sonra kokpitte kişisel eşyalarımızı da satın aldık mı tamamdır. Bundan sonrasında nereye bakabiliriz? Koltuklar. Koltukları değiştirelim. Şöyle bir koltuk olsun bu sefer de. Şu turuncu renkli 7500'de buraya verdik. Böylelikle bu otobüsün özelleştirmelerinden sonra 169.000 paramız kaldı. Para suyunu çekti diyebilirim arkadaşlar. Sonrasında yeniden para yükleriz hesaba. Sıkıntı değil. Yeni terminaller ve yeni otobüsler için. Şu anlık böyle devam edeceğiz. Eksik bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Eksik bir şey de ışıklar diyor. Hadi 10.000'de ışıklara verdik. Bakalım. Işıkları da değiştirelim şöyle. Yeşil. Yeşil iyi aslında. Mavi de olabilir de yeşil olsun ya. Ama bu biraz daha ucuz olabilirdi. Çok da böyle dikkat çeken bir şey değil. Çünkü biz otobüsü kullanırken 10.000 çok da gerekli değil yani. Öylesine vermiş olduk. Tamam. İçini de yeşil yaptık. Başka dokunacağımız bir şey yok. Tekerleklere ben dokunmak istemiyorum. 159.000 paramız var. Hemen sefer haritamıza bir geçelim. Bugün ben Sivas-Trabzon seferi yapmak istiyorum arkadaşlar. Kaç kilometre şimdi ona bir bakacağız. Sivas şurası zannedersem. Aynen şurası da Trabzon. 348 kilometre yolumuz var. Bilet fiyatlarına dokunmayacağım. İkramları halledelim. Su, çay, kek aldık. Bir de ekstradan ne alalım? Pizza var şurada. Hadi pizza alalım. 80 lira da buraya verdik. Onun haricinde hava durumu ve saat. Saat şöyle bir 9 olsun, sabahın erken saatleri. Hava durumuna da ben dokunmak istemiyorum. Rastgele diyeceğim. Bakalım şansımıza ne gelecek arkadaşlar. Her şeyimiz tamam, eksiğimiz yok. Burayı da onayladık. Onaylayalım. Otobüsü seçtim diye hatırlıyorum. İnşallah seçmişimdir. Şurayı bir altında hızlandıralım. Bakalım kaç bilet satıldı? 42. Biraz az bilet sattık. Aslında bilet fiyatlarını da arttırmadım ama yine de tamamını dolduramadık. Neyse hadi bakalım sefere geçelim. Oyunumuz yüklendi. Sivas şehirler arası otobüs terminalindeyiz. Hava durumuna rastgele demiştik arkadaşlar. Şansımıza açık bir hava geldi. Yani karlı da gelse gidecektik. Yağmurlu da gelse gidecektik. Ama şansa açık bir hava geldi. Güzel de oldu. Hadi bakalım bizi yormayacak bir sefer olacak Sivas-Trabzon. Hemen motorumuzu çalıştırdık. Peronumuza doğru gidiyoruz. Şurada biraz yavaşlayacağım. Bakalım o bariyer kalkacak mı? Biraz daha gitmem gerekiyor zannedersem. Aynen öyleymiş. Otobüsümüze yola çıkınca detaylı bir şekilde bakacağız. Mercedes-Benz Turismo 19 arkadaşlar. Bu Sivas terminalinde benim en çok yapmayı sevdiğim şey şuradan dönmek yerine şuradan atlamayı tercih etmek oluyor. Gördüğünüz gibi şu kaldırımdan geçebiliyoruz. Biraz kurallara aykırı oluyor ama geçebiliyoruz yani. Herhangi bir yaya veya araç yok burada. O yüzden kimseye sıkıntı vermeden geçebiliyorsak neden yapmayalım? Peronumuza da girdik. Hemen kapıları, bagajı açtık. Evet. Bekleyelim yolcularımız binsinler. Sonra Trabzon'a doğru çıkacağız. Evet. Yolcu listemiz de geldi. Hemen şurayı onayladık. Vakit kaybetmeden hemen çıkalım terminalden. Hadi bakalım. Kapıları da kapatıyoruz. Çıkışımız da hemen burası. Kaldırımın diğer tarafından dolaşmayacağız. Buradan da sola mı dönüyormuşuz? Aynen sola dönüyoruz. Sinyalimi verdim. Yola çıkınca şöyle bir kokpite geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Bu Sivas'ın terminal girişi çıkışı da gerçekten güzel. Şurada reklamlar falan var. Sivas köftecisi gayet güzel görünüyor.
Hoşuma giden ayrıntılar. Hemen şöyle kokpitimize geçtik arkadaşlar. Turismo 19 nasıl görünüyor? Gayet güzel görünüyor diye düşünüyorum. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Mutlaka yazın. Bu arada yolcularımız klima istiyorlar. Tabii ki açıyoruz dedik. Şöyle klimamızı açtık. Yine her zamanki gibi 21 dereceye de getirdik. Şimdi şöyle ışıklarımızı da açalım. Gösterge ışıklarımız yansın. O yüzden daha güzel görünüyor. Ben ışıkları sürekli gece gündüz fark etmeksizin açmayı tercih ediyorum. Otobüsümüz şu anlık gayet güzel görünüyor. Şimdi dışarıdan bakacağız, hızına bakacağız. Nasılmış? Notumuzu vereceğiz. Şöyle muavin kısmına da bir bakalım. Muavincim her yeri kontrol ediyor şu an. Şehir içindeyiz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şöyle daha geniş, düz bir yola çıktığım zaman arkadaşlar şeyi alacağım. 360 dereceye alıp otobüse komple bir bakacağız. Çıkışımız burası mıydı? Yok, değilmiş. B'lerden unutmayalım. Hemen sinyalimizi verelim. Bu arada telefonumuz da burada. Gayet güzel görünüyor. 1000 liraya aldık, koyduk oraya. Aynen buradan çıkıyoruz. Şöyle dar yoldan biraz yavaş yavaş gideceğiz. Burası çok keskinmiş ama. Gerçekten çok keskin. Derken genişten almam gerekiyormuş arkadaşlar. Biraz dar aldım. Kusura bakmayın. Ufak bir kaza yaşadık. Yolcularımız biraz sinirlendiler. Ama neyse ki çok da büyük bir kaza değildi. Bayağı darmış orası ya gerçekten. İnterneti istiyorlar. Tabii ki hemen diyelim. Olsun olsun dedi yolcumuz. Tamam, internetimizi de açtık. Şu dar yerlerden bir kurtulamadık ya bir türlü. Biraz daha ilerleyelim. Neyse ki yolumuz biraz uzun diyebiliriz arkadaşlar bugün. Tamamdır, yolda genişliyor. 3 şeritli yola geldik. Şimdi kamera açımı artık değiştirebilirim. Şöyle 360'a çektim. Skin harika duruyor. Kamil Koç'la gidiyoruz bugün. Sivas-Trabzon yolculuğu. Otobüs gayet güzel görünüyor. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Daha sonraki seferlerde de nerelere gidelim? Bunlara da yazın. Şu anlık altın yok ama altın çekeriz. Yeni terminal açmak için hallederiz o işi. Bu araç mükemmel diyorlar. Gerçekten güzel bir araçla seyahat ediyoruz. 348 kilometre yolumuz var. Hemen yolcuların durumunu da şöyle bir gözden geçirelim. Memnuniyetleri zaten arşa çıkmış. Açlık durumları da %87. Şu anlık ikrama gerek görmüyorum. Biraz daha ilerleyelim. Ondan sonra ikram servisini de yaparız. Hala bu şehir içi taraflarından kurtulamadık. Yollar biraz dar, kalabalık. O yüzden tam hızlanamıyorum. Hızını da merak ettim açıkçası. Turizmo 19 nasıl gidiyormuş? Buradaki ayrıntılar da güzel. Basketbol sahaları falan gayet iyi olmuş. Evler, binalar çok güzel görünüyor. Biz düz gideceğiz. Buradan dönme gibi bir durumumuz yok. Şu açık kalmış. Bunu kapatayım hemen. Ekranlar neden kapalı? Hemen açalım diyelim. Yavaş yavaş olur diyorlar. Hadi bakalım. Ekranlarımızı da açtık. Bu saatten sonra bir tuvalet isteği gelir diye düşünüyorum. Yani bu otobüste de tuvalet yok herhalde. Yani bildiğim kadarıyla yok. Bu arada 120'yi geçmişiz arkadaşlar. Otobüs gayet hızlı 123 ile gidiyor şu an. Bakalım sonunu görebilecek miyiz? Biraz böyle elimi gazdan çekmeden, daha doğrusu ayağımı gazdan çekmeden diyeyim. Daha doğru bir tabir olur. Gidelim. 124, 125, 127 oldu. Çok güzel. Biraz orada rampa aşağı gibi hızlandık. Şimdi hemen şunun sağına girelim. 127. Sanırım sonu 127 arkadaşlar. Yani car parking oynuyormuş gibi top speed deniyoruz otobüsle. Hadi bakalım hayırlısı. 127 müzik dinlemek istiyormuş yolcularımız. Tamam açalım. Nasıl olsa onun sesini kısarız. Şöyle o arkada çalsın. Yolcularımız gayet memnunlar şu an. Her istediklerini yapıyoruz. Aracın hızı 127 kilometre arkadaşlar. Burada bir yol yapım çalışması var. Hatta araçlar birbirine girer gibi oldu. Şöyle buradan yavaşça geçelim. Çünkü dar. Burada sürttürmeden geçebilirsek harika olacak. Tamamdır. Hiçbir yere sürtmeden buraya geçtik. Bir süre böyle gideceğiz. Sonra tekrar kendi istikametimize gireceğiz. Çünkü sağ şeritte şey var. Yol yapım çalışması var.
Şu anda dozerler, silindirler falan komple orada. Biraz yavaş yavaş gidelim bakalım böyle. Bu arada otobüsün hızını nasıl buldunuz? Yani ben gerçekten beğendim. 127 kilometre hıza ulaşıyor. Gayet güzel. Hızlı hızlı seferler tamamlanabilir. Eskiden 120'nin üstüne çıkınca yolcular sinirleniyordu. Artık yeni güncellemeden sonra öyle bir derdimiz de kalmadı. Bas basa bildiğin kadar yani. Allah ne verdiyse gidiyoruz artık. Evet, buradan da yol yapım çalışması bitiyor. Kendi şeridimize artık geçebiliriz. Yardırıp gidebiliriz. Ne kadar yolumuz varmış? 115. Ben artık şeyi başlatalım diyorum. İkram servisini. %76'ya da düşmüş zaten. Sayın Hemen çocuklarımız, bastık. ikram Muavinimiz servisimiz yerinden başlamak kalktı. üzeredir. Camlarımız da biraz Lütfen kirlenmiş. servise Hemen burayı da ihbarınızı temizledik. iletmeniz rica olunur. Afiyet olsun. Otobüste tuvalet yok mu? Aynen beklediğim soru geldi. Şöyle basalım. Bu otobüste tuvalet özelliği yoktur sayın yolcularımız. Evet, Trabzon terminaline geldik arkadaşlar. Şöyle 360 dereceye aldım girişi. Rahat bir şekilde görün diye giriş bu şekilde. Hemen şöyle kameramızı bu açıya getirelim. Peronumuza doğru yavaştan gidelim. Burada bariyer yok zannedersem. Hatta biz buradan mı gireceğiz? Doğru mu geldim acaba? Bariyerden geçeceğiz zannedersem biz. Yanlış mı girdik? Şöyle 360 avi alalım. Evet arkadaşlar, yanlış girmişim ne yazık ki. Şöyle biraz geri alacağız. Umarım gelen giden olmaz. Umarım kimse çarpmaz. Hadi hadi hadi, hadi. Kimse gelmesin. Güzel. Şuradan gireceğiz ya. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Şuradan gireceğiz. Girişimiz burası ama çok darmış burası. Gerçekten dar. Çarpmadan derken kaldırıma mı takıldık? Burada biraz acemilik oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Teker boşa dönüyor şu an. Biraz daha geri mi alalım? Şöyle geri alalım. Hadi bakalım geçebilecek mi bu sefer? Yolcularımız biraz sinirlenecekler dedim ama sesleri çıkmadı şimdilik. Biraz daha geri. Umarım şimdi halledebiliriz. O kaldırıma takılıyoruz ya orada. Şimdi oldu mu? Şimdi geçtik zannedersem. Tamamdır. Şimdi geçebildik. Çok şükür. Oh be. Artık perona gidebiliriz. Hadi bakalım. Hemen karşıda zaten peron. Şuraya tek seferde girelim. Seferimizi tamamlayalım. Sefer raporunu göremeden yine oyun çöktü arkadaşlar. Daha önce de başımıza gelmişti biliyorsunuz. O yüzden sefer raporunu gösteremeyeceğim sizlere. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.